Günaydın herkese. Şu anda Kayseri'de deli dehşet bir soğuk var. Ve bayağı gerçekten soğuk var. Ve ben gene yola çıkıyorum. Bu sefer Eskişehir'e gidiyorum. Abim sergi açmış. Sergi açtım dedi, gel dedi. O yüzden Eskişehir'e gidiyorum bugün. Bakalım. Hasret giderelim. Azıcık Eskişehir'de takılalım. Bu kadar köy yeter. Şöyle. Ama öncesinde ahıra gireceğim. Yapacak bir şey yok. Son kez bir ahırı görmemi istediler. Görmek derken bakmak olarak değil. Yani ahır işi yapmam. Yapmam büyük ihtimalle. Kaytar. Hadi görüşürüz. Şu bizim büyük köpeği bilen bilir. O hep vardı. Yaşlı baya. Bunu da yeni aldık. Bunu yeni almadık aslında. Ya hayvan soğuktan donuyormuş. Dışarıda gördük annemle de. Arabaya aldık biz de. Getirdik buraya. Öyle. Bakalım ne olacak. Normalde göl bura böyle. Ama donmuş hep şu anda. Bir hastane işi çıktı vallahi. Galiba bir alana bir bedava kampanyası olabilir hastanede. Öyle bir kalabalık. Her yer insan. Mahşer yeri. Gibi gibi havalı laflar. Herkes açtı dediğinde bir ben kaldım otobüste. Şu anda şoför, muavin ve ben üçümüz yolculuk ediyoruz. Umarım düşündüğüm gibi bitmez sonu. Umarım sağ salim varırız Eskişehir'e. Şöyle göstereyim, her yer bomboş. Eskişehir'deyim, sergiye geldik. Havacılık Müzesi'ndeyiz. Sergi, Havacılık Müzesi'nde şurada. Uçaklar falan var burada. Öyle bilgiler. Abim sergisi, abimle arkadaşlarının diyeyim daha doğrusu. Bu bir yer komünist sergisidir arkadaşlar. Şimdi içeriye gireceğim tabii ama her zamanki gibi beni ırgat gibi kullandıkları için heykellerin altındaki kaideleri taşıyorum. Öyle kaideyi yerleştireyim şimdi. Birazdan serginin içindekileri de göstereceğim, heykelleri falan, sanat eserlerini. Bir bezleri burada unutmuş.
böyle sağ olsun Eskişehir'de gençler işte yardım ediyorlar sergimizde, temizlik falan işlerini hallediyorlar. Kızım şuraları falan da iyi temizle, tamam mı? Bak şurada Ece Hanım'ın çizimleri var. Onları da temizlersen sevinirim, tamam mı? Buraya gelirseniz eğer dikkat edin, bunlar oturak değil. Ben oturmaya çalıştım demin. Oturulmuyor bunlara. Burada böyle babaannemin örtülerinden uzanan eller var. Ve fark ettiyseniz babaannemin altın bilezikleri de burada. Buraya gelirseniz çalmaya çalışmayın. Gerçek altın değildir büyük ihtimalle. Kaç kere dedim basmayın şunlara diye ya. Aga be. Yerle bir olduk, senle bir olamadık. Bana bunu yazan yiğidi bulun. Bunu yazanı bana bulun. Ve üst katı da var. Birazdan oraya da çıkacağım. Bunu ben yazmış olabilirim. Yani benim yazım değil ama bunu ben yazmış olabilirim. Buraya domino çizmişler şöyle bir. Sanırım bunu ben devireceğim. Devirelim bakalım. Şaka. Yapmıyoruz böyle şeyler değil mi? Neden? Çünkü bu bir sanat sergisi. Ama böyle takip etmemizde hiçbir sakınca yok. Aynen. Tabut. Al kudretini kendi eline, gördüğüm gölde, zihin oldum yazdım, işittiğim sessizlikte. Merdiven yok. Ses oldum sandım, bilmediğim rüyada aydım, an oldum. Son yeni başladı, bendim, bir oldum. Demiş. Bunlar böyle. Ben tabii tanımıyorum. Ama ellerine sağlık herkesin. Güzel güzel tatlı tatlı şeyler. O kadar uyumuş ki duvarla dekorasyon sordu. Antik gelenekler. Öyle işte, ben okudum ben. Siz de okursunuz. Şunu kamerayı bir sileyim. İşte böyle. Sanat sepet demeyeceğim. Hayır. Olmaz. Ayıp. Böyle sanat uğraşıyoruz işte. Ben uğraşmıyorum, ben daha çok amelilik kısmındaymışım. Ve buradan size Havacılık Müzesi'ni de göstereceğim. Bakın tek videoda iki müze, iki sergi, iki gezi. Hemen. Bakın. Başka bir yer bulacağım, dur. Gireceğim ben buraya. Ve evet. Girecek yerimi buldum, ben buradan giriyorum. Bakalım. Allah, ayağım takıldı. Diyor ki Tango Charlie Bravo. Bu kadar da mesleki İngilizcem var işte. Şu bayrağın güzelliğine bak ya. İnşallah kimse görmez. Kimseye şu an uğraşamam. Bunun güzelliğine bak ya. Ya anladığım kadarıyla galiba donanmanın uçağı bu. Yani hava şeyin, kara kuvvetlerinin değil, donanmanın büyük ihtimalle veya hava kuvvetlerinin değil. Öyle. İçinde bildiğimiz bizim araba motorlarından var. İçten yanmalı. Pistonlu motor. Kaç silindir? 9 mu? 10 mu? 10 silindir. Yani. İşte 3 tane pal var böyle. Bu şekilde. Bu ne? Hiçbir fikrim yok ama ya. Bu ne ya? Top. Top var. Galiba sonradan kapatmışlar. Sanırım. Yok lan, top değil. Anlamadım işte, bir şeyler var. Bilen yazsın. Şöyle diğer uçaklara bakalım. Bakalım kaçıncı yüzyıl diyecektim.
Hangi yıldan kalma? 1927 falan diyor ya. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce belli zaten, tipe bak. Bu da normal bizim pistonlu motorlardan üstten yanmalı işte. Araba motorlarından. Bu da galiba hava kuvvetlerinin yakıt tanklarından. Bir tane daha var, çok böyle aşırı insan savar aracına benziyor. Eğitim uçağı diyor da bunu nereden görüyorlar hiçbir fikrim yok. Hemen bakacağım. Tamam, dokunma. Bu Türk Hava Kurumu'nun şey değil mi ya? Logosu. Harbiden nereden görüyorlar bunu ya uçarken? Böyle bir uçak var burada. Şu ben jetlere gitmek istiyorum asıl ya. Şurada bir tane roket falan var. Şurada motor var bakın. Ona gideceğim. Ben ilk defa gidiyorum bu arada buraya. Normalde paralı mı nasıl neyse hiçbir fikrim yok da. Bunlar büyük ihtimalle yakıt tankları. Yani aynen yakıt tankları bunlar. Bu uçak neymiş? Bakalım. Bakarız. Şöyle. Görün. Bu da uçağın motoru, bu şey değil. Yani pistonlu değil tabii ki. Gaz türbinli motor bunlar. Burası arkası egzoz kısmı, çıkış kısmı. Şurası hava alığı işte. Havanın girdiği kısım. Ha, bu da pervaneli büyük ihtimalle. Buradan hava içeri doğru gidiyor. Şu ortalarda bir yerde, çok da hakim olduğum söylenemez ama kompresörlerle hava kıstırılıyor yani, gittikçe basınç arttırılıyor. Artan basınçla yanma odasına geliyor hava. Burada yanma odasına gelen hava şey yapılıyor. Ne denir? Bujilerle işte ateşleme yapılıyor. Tabii bunların bujileri böyle küçük değil, arabadaki kadar, bir kumanda kadar falan, televizyon kumandası kadar falan bujileri var, birkaç tane var bildiğim kadarıyla. Hava yakıt karışımı burada, orada işte şey, kompresörlerin yakıt odasında hava püskürtülüyor. Şey pardon, yakıt püskürtülüyor. Hava da oradan geliyor, burada yanıyor. Burası da egzoz kısmı. Hani arkasında gördüğümüz kısım uçağın. Buradan dışarıya doğru yanan yakıtla birlikte hava çıkıyor. Tabi bunun şeyi de var, o gördüğünüz alev afterburner'ı açtığında oluyor. Şu şekilde afterburner dediğimizde, hani ikinci ateşleme, sonradan ateşleme gibisinden. Bunda var mı bilmiyorum, tabi de vardır herhalde. Çok da bilgim yok aslında da. Bir tane daha şey var, buji var bu egzoz kısmında. O egzoz kısmındaki buji şey yapıyor. Hani egzozdan çıkan duman var ya, orada yanmayan yakıtla havayı bir kere daha ateşliyor ve daha büyük bir ivme kazandırıyor, itme kuvveti kazandırıyor. Tabii yakıt da yaklaşık 2 kat mı 4 kat mı ne daha fazla yakıt yakıyor. Burada bir pist gibi bir yer yapmışlar. Bu hoşuma gitti, yeni gördüm. Burada bir polis helikopteri var. Bunlar da çok eski helikopter. Hemen bakalım. Kimse gelmeden görmeden hepsini gezmek istiyorum tabii. Burada gördüğünüz gibi çift başlı kartal polis amblemi. Çok güzel ya. Çok eski böyle, hani şey gibi, evde yapılmış gibi aynı. Aynı motorlardan bu da. Ne diyeyim? Turbo shaft motoru olması lazım işte bu. Sanırım turbo shaft diye geçiyordu helikopter motorları. Aslında aynı motor baktığınızda öbürüyle. Tabii buradan bir tane shaftla böyle yukarıya doğru şeyi değiştiriyor. O doğrusal hareketi dairesel harekete çeviriyor işte. Şunu merak ediyorum ya, şurada roket gibi bir şey var, roket ya. Sürekli metro ile geçerken yanından görüyorum da. Hemen hızlıca bunu alalım bakalım. Neymiş? Ya bu harbiden çok güzel bir şey, görüntüsü falan. Her gün falan. Yüksek irtifa hava savunma füzesi. Hava savunma füzesiymiş bu. Hangi yıllar? Falan filan. 1950 yılların teknolojisini taşıyor diyor. 50'li yılların hava savunma roketi. Bayağı havalı bir şey bu arada. Şurada böyle pervane var. İşte 3 palli bir pervane. Bu Cengiz Toper. Aynen. Kıbrıs Barış Harekatı'na çıkan şeylerden, pilotlardan şehit. Ya sanırım öyle olması lazım, Cengiz Toprak. Yalan olmasın. Ama tabii soğuktan şey olmuş, şöyle bakın. Hep buz olmuş buralar, donmuş. Çiğ düşmüş. Vallahi bilemedim. Kıbrıs'a mı çıkıyordu Cengiz Toprak? Aynen, Kıbrıs'a gönderiliyor. Uçağı yerden isabet alarak paraşütle atlamaya başardı. Fakat Rumlar tarafından esnedilerek barbarca işkenceler sonucunda şehit edildi. Yani bildiğim kadarıyla eline ve gözlerine sanırım şey çekiyorlar. Bir mil çekiyorlar yani. Eline çivi saplıyorlar.
Hızlıca gidelim. Işıklar var. Çok kişi görmeden. Güvenlik gelmeden. İşte burada jetler var. Sonunda. İkinci Dünya Savaşı olması lazım bunlar. Ya da 60'lar falan da olabilir. 53 diyor. F-100'müş. 53. 1953 yılında yapılmış jetler. Bu şekilde. Şimdi daha fazla detaylı anlatmak isterdim de. Hafiften karanlıkta gece gece girdik. Tek başımıza kimse de yok şu anda. F-4 var. Öbürlerini boş ver. Boş ver öbürlerini. F-4'e gidiyorum şu anda. Baba baba baba. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Ulan. Ulan F-4. Emektar. Emektar F-4. Hava kuvvetlerinde halen böyle şey aktif olarak kullanılıyor olması çok enteresan ya. Devasa bir uçak gerçekten. F-4 mü bir saniye? Yalan olmasın. F-4 bu evet. Karanlıkta göremedim de tam. Çok güzel ya. Tipi falan çok güzel de işte. Çok eski de. Phantom RF-4. Çok güzel uçak. Keşif ve bombardıman uçağı. Hangi yıllarda yapılmış? 70'li yıllarda diyor. F-4'ün arkadan görünüş gerçekten çok güzel bu arada. Hemen göstereyim şöyle hızlıca. Hava da aşırı soğuk. Elim dondu. Telefonu tuttum, elim dondu. Ulan. Tehlike durdurma kancası diyor. Bu şey işte galiba bu uçak gemilerine falan inerken kancası var ya böyle hook denen işte. O kanca sanırım bu. Duramadığı anda o kancayı yere atıyor. Oradaki yerdeki çelik halatlar tutuyor. İki tane motoru var. Bir tane burada, bir tane burada. Hemen etrafını gezemeyeceğim. Diğerlerini de göstermek istiyorum. Ulan. F-4'e dokundum ilk defa. Bunlar yakıt tankları. Böyle roket füze falan bir şey değil. Tamam, yakıt taşınıyor burada. İki kişilik kokpit. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yani uçmak istersin şununla gerçekten. Şu büyük ihtimalle eğitim uçağı. Şu planör olması lazım şuradaki. Planör. Bunu uçuruyorsun başka bir uçakla bir şeyle. Ondan sonra o kendi süzüle süzüle iniyor aşağı doğru. Hemen şuraya düşmeden. Diğer uçaklara geçelim. Hızlıca. Gidelim 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 gidelim. Okey, girmeyiz. Zaten su da yok. Bu soğukta da kimse girmez herhalde havuza. Bunlar da yakıt tankları. Şöyle. T-33 MK3. Eğitim uçağı. Çok güzel aletler ya. Şunlarla uçmak istersin gerçekten ya. Tipe bak. Çok güzel. Burada bir tane daha motor var. Bu motor nasıl bir motor bakalım. Pek anlayacak mıyım yani. Bu da gaz türbinli bir motor sanırım. Pistonlu değil yani. Bakalım. Egzoz çıkışı olması lazım burası. Motoru. Aynen, turbojet motoru ya. Bildiğimiz jet motoru işte. Ay, şu uçağın tipi çok güzel. Bakın. Bunu göstermem gerekiyor. Burayı hani tek parça olarak paylaşacağım. Hiç şey yapmayacağım. Kesmek istemiyorum burayı. Çünkü her tarafta bir şey var zaten. Thunder Flash. Bu 2. Dünya Savaşı uçaklarından değil mi ya? Amerikan Republic firması tarafından tasarlanan falan filan. İtiş gücü. Yılı yazmıyor mu? Herhangi bir yıl göremedim. 1950'lerin sonlarıyla. Ya 1900 aynen 2. Dünya Savaşı ve sonrası uçaklarından bunlar. Böyle. Burada bir tane daha motor var. Bunun motoru hani büyük ihtimalle. Burası giriş bu arada. Etrafta güvenlik geziyordu ama şu anda beni görmüyor galiba. İnşallah görmüyordur. Bu pervaneli bir uçak. Piston motorlu belli ki. Gene aynı bildiğimiz araba motorlarından aynı. Piston motorlu işte. Böyle. Palleri. Bu şekilde. Tek kişilik mi bakalım. Yok, büyük, bu tek kişilik değil. İki kişilik ya da üç. İki kişiliktir, üç değildir büyük ihtimalle. Ne uçağıymış? Eğitim uçağı bu da bir tane. Ya bu çok güzel. F-100 mü? Neydi bu uçak? Yok, F-100 şuydu galiba. Böyle incecik uzun uçakları çok seviyorum. Ve motoruna baksanıza yani. İki tane motor var galiba. Ya şu havaalı şuradan şuraya kadar. Uçak zaten tamamen bir motordan oluşuyor yani. Bunlar yakıt tankları gene.
Uçaklar böyle tamamen motordan oluşuyor ve sadece ufacık bir kokpit ve ondan sonra silahların taşındığı yerler var. Aslında uçak dediğimiz olay devasa bir motordan ibaret yani. F-104'müş bu, yüzdeymiş. Bombardıman uçağı zaten belli. Uzunluğundan ve boyundan. Şöyle şu yakışıklıya bak ya. Yakışıklıya bak. Bu şekilde. Çok güzel. Bu zaten biliyorsunuz şey, Türk Hava Kuvvetleri'nin amblemi mi diyeyim artık, ne diyeyim yani. Uçaklarda, bizim uçaklarda böyle bu kullanılır. Yarım yamalak bilgiyle de ufak çaplı bir eğitim videosu gibi bir şey. Hemen gidelim öbür uçaklara. Bu da eğitim uçağı gibi bir şey sanırım genel. Bakalım. Aynen, eğitim uçağı bu da. Böyle. Hava kuvvetlerine yetişen pilotlar hani bu küçük uçaklarda eğitim alıyorlar. Bu çok ayrı bir şey işte. Şunun güzelliğine bak. Devasa bir uçak harbiden. Yani bir F-16'dan daha iri bir şey kesinlikle. Daha uzun mu bilmiyorum da daha iri olduğu kesin yani. Bu da bir eğitim uçağı. Ama canlı canlı kendi gözlerimle gerçekten ilk defa şey görüyorum. Böyle çift kanatlı bir uçak görüyorum. Yere şey bağlamışlar, elektrik kablosu bağlamışlar. Uçağın lambaları yanıyor böyle. Aynı motordan var bakın. Bildiğimiz bu da yine araba motorlarından yani. Pistonlu motor. Kaç silindir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sanırım 10 silindir bu da. Tam sayamadım hızlıca da. Elim gerçekten donmaya başladı bu arada, çok soğuk. Eskişehir'deyim şu anda. Eskişehir Havacılık Müzesi burası. Etrafa bakayım. Yok, şu anda şey yok. Güvenlik falan hiçbirini görmüyorum. Böyle. İşte rudder falan. Bunlar. Arkası böyle. Burada bir tane kapısı var. Bu içine yolcu alıyordur yani. Savaş uçağı değil bu zaten galiba bildiğim kadarıyla. Yani yolcu falan alıyordur bu içine. Hemen şuna gidelim. Bu benim çok ilgimi çekti. Burası bu arada Ankara'ya doğru gidiyor. Burası da Bursa'ya doğru gidiyor. Ankara Bursa yolu Eskişehir'deki. Anadolu Üniversitesi karşımızda. Hemen şuna bakalım. Çok güzel. Ney bu? B-52 mi? 52 yasını görünce mi? Aynı motorlardan öbüründeki gibi. Tabii bunlar bu turuncu şeyler hani çürümesin diye kapatılıyor sonradan. Bu şekilde değil orijinal tabii ki de. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Asker selam. Ha, aynen motorunu buraya çıkartmışlar bakın. Bu da bu şekilde motor. Güçlü motorlar gerçekten. Ya bu motorlar genelde bu büyük pervaneli araçlar falan hani şey gibi düşünebilirsiniz. Traktörle bir yarış motoru gibi düşünebilirsiniz hani. Bu uçaklar, jet motorları, F-16'lar falan, F-4'ler mesela. Yarış motoru gibi. Çok güçlü aletler değil, çok fazla tork üreten aletler değil ama çok fazla beygir üreten aletler. Çok hızlı gidebiliyorlar. Ama bunlar bu şekilde değil. Bu J-47 diyor ya şu anda. Bunlar bu şekilde değil. Bunlar daha çok tork üretiyor yani. Yük taşımak için, insan taşımak için falan. Çok hızlanamıyor bu aletler ama çok ağır yükleri taşıyabiliyorlar. Yani bir yarış motoruyla bir traktör gibi bir şey düşünebilirsiniz aradaki farkı. Hemen şurada bir iki bir şey daha var galiba. Mı? Ya da aynı yer mi? Hemen bakalım. Şu bizim sergi de şurada bu arada. Şu ışığın olduğu yer var ya, orada bizim sergi. Hemen arka taraftan şeyden girdim. Bu işte ne denir? Bariyer mi denir? İşte bariyerlerden falan girdim buraya. İnşallah gören yoktur. Ya da gelip laf edecek de şu uçak. Aynen demin geldim zaten buraya. Evet. Bakalım başka bir şey var mı gösterecek? Gösterecek başka bir şey yoksa burada bitirebilirim videoyu. Çok güzel ya. Çok güzel. Şuna bak. Devasa bir uçak bu arada. Yani demin gösterdim ama tekrardan göstermek istiyorum kesinlikle. Bu arada yerler, çimenler donmuş. Parmağım da dondu. Isıtmaya çalışıyorum. Ayaz başladı, bir tane ayaz kesti yani. Ama sorun değil. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Unutmayız biz de bu ayazı. Devasa bir uçak. Yani galiba F-16'dan daha uzun olabilir bu uçak. Şimdi her gün de evimde F-16 görmüyorum ben de zaten ama yani gördüm kendi gözümle sonuçta. Bu F-16'dan daha büyük, daha uzun olabilir. Şuna tekrardan bir bakmak istiyorum. Bu da çok güzel alet. Aynı şekilde bu deniz kuvvetlerinin işte dediğim gibi. Bakın şurada şeyleri var.
işte bombardıman yapmak için yani silahları, artık füzeleri, roketleri tutan kancalar bunlar. Buradan bırakılıyorlar. Onlar, bakın şunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne yazıyor? Bomba kancası. Aynen işte bunlar bombalar falan. Çok güzel alet. Bu deniz kuvvetlerinin Bahriyelilerin sembolü. Arkada başka bir şey var mı? Arkada başka bir şey gözükmüyor. Okey, tamam. Hemen şunu tekrardan bakalım. Yani denizaltı savunma uçağı diyor bu zaten. Böyle. Denizaltı savunma uçağı tam ne demek ki anlamını bilmiyorum ama yani deniz kuvvetlerinin ne olduğunu anladım en azından. Okey. Şurası da bizim serginin orası. Ben tekrardan çıkıyordum hızlıca buraya. Burayı tek parça çekmek hoşuma gitti. Güzel oldu. Çıkalım. Hemen çıktım. Okey. Böyle. Ben şimdi içeri giriyorum. Sergiyi topluyorduk çünkü yardım edeyim birazcık kaytarmış oldum. Onlardan da gizlice şeye girdim. İçeriği gezdim. Hadi kendinize iyi bakın. Videoyu da burada bitireyim bari. Bay bay. Biraz ısınmam lazım ayrıca. Tırnaklarım düşecek soğuktan. Burada planlamasını yapıyorlar serginin nasıl toplanacağına dair. Şu anda onlar yapadursunlar. Ben şu anda ısınıyorum. Ellerim kıpkırmızı soğuktan. Çok soğuk, çok soğuk. Bay bay.